içinde kendimi tutamadım. Güzel bir kart. Gerçekten güzel bir kart. Kütüphaneye. Sen yeter ki sakin ol şampiyon. Diyen herkese merhaba. Ben Yakamoz. Kingdoms Reborn'un 7. bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde açlık sıkıntısı yaşamıştık. Evet, buğday bitmişti. Bu sefer bu bölümde buğday ve yiyecek üzerine biraz yoğunlaşacağım. Hemen oyunu yüklediyorum hiç beklemeden. Hatta ilk ölümü de yaşamıştı kasaba. Artık kasaba mı, şey mi, ne denir tam olarak bilmiyorum. Hemen yönümü düzelteyim tekrar. Tamam. Şöyle bir kontrol edeyim kaynaklarımı. İlacım bitmişti. Tabii yiyecekte de biraz sıkıntıya girmiştim. Temel gıda olarak elimde çok bir şey kalmamıştı. Üzüm var ama üzümün yani gideri ne kadar olur hiçbir fikrim yok. İkinci lüks eşya üretmeye başlamışız. Çok güzel. İkinci kademe lüks eşya üretmeye başlamışız. Deri giysi. İlaç sıkıntısı çıkmıştı. Yiyecek değildi. Göçmen bürosu 5 kişi getirmiş. Bir duraklatacağım ilk önce. Odun gayet iyi. Kömür stabil. Demir aletleri iyi. Zaten bunda herhangi bir üretim yapmıyorum. Taş aletlerde herhangi bir üretim olmuyor. O yüzden çok bir önemli değil artık o. Tuğla yıllık 360 bir üretim var. Taşımız biraz yetersiz gibi. Aslında bir taş madeni daha kurulabilir. Ancak nüfus alanında yetiştiremiyorum çok fazla. 25. Hiçbir şey inşa etmeyip ev inşa etsem olabilir. Olabilir aslında. Meyhanede kimse çalışıyor muydu? Galiba çalışmıyordu. Bir şeyi merak ettim. Otel dediğim meyhane olabilir mi acaba? Şu bizim şeyler yok değilmiş. Değilmiş. Çünkü otel diyor ve ben otelin hala ne olduğunu anlayamadım. Aslında internetten falan da çok bakmak istemiyorum. Merak ettiğim şeylere de bakmak istemiyorum. Kendim görmek istiyorum. Şuradaki evlere bir bakalım. İzolasyonlar tamamlanmamış bazılarının. Hemen unutmadan şöyle yükseltmeyi yapayım. Şuraya birkaç ev daha dikeceğim ama burayı dörtlemişim. O zaman şöyle diyeceğim hemen. Evet. Buradan aradan yol bıraktığım için burayı dörtledim. Şimdi meyhaneyi bir kontrol edeyim. Meyhane bu şekilde. Bir saniye, bu yanlış oldu. Burada boşluk bırakmışım ama bunda yok. Hemen şöyle yıkayayım. Evet, hemen şöyle. Gayet güzel. Meyhanenin etki alanından çıkıyor. Bir de benim şeye bakmam lazım. Kütüphaneye. Kütüphanenin de etki alanından çıkıyor ve pazarın da etki alanından çıkıyordur büyük ihtimal. Bu da meyhane. Bizim pazar nerede? Pazara bakıyorum. Pazar burada. Pazarın bayağı bir etki alanından çıkmış. O halde şuraya bir pazar ve şey. Yani yine işçi gerekecek. Ama bunları yapmak zorundayım tabi. Hemen şöyle çevireceğim. Yola bitişik. Sonrasında meyhane değil tabi. Kütüphane. Kütüphaneyi de hemen yanına inşa edeyim diyorum ama burada yolu kesmiş oluyorum. Şöyle yapabilirim. Buraya meyhane sağlam peki. İleride bir meyhane inşa edersem. Orada ev inşa edebilirim. Diğer kütüphanenin dibine girmiş oluyor ama yakın yapmak zorundayım.
Yani orada kütüphane yok sonuç itibariyle. O ev etkisine girmiyor. Burada da o ev uzakta kalıyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle dikeceğim artık. Ya da şöyle yapabilirim. Şeyi bozmayayım. Şu şeyi. 2200. Şöyle yapabilirim. Burada seviye bir ev inşa etmişim. Birkaç tane daha ev dikeceğim. Gerekiyor çünkü. Şöyle. Hani ileride bir şeye engel olursa yıkarım. Burada hayvan evini kaldırmak zorundayım. Şurayı da üçledikten sonra çok önemli bir şey kalmayacak. Yani çok bir alan kalmayacak, pardon. Şuradan da şöyle bir yol çekebilirim. Peki. Hazır elimizdeymişken şurayı da, bunu da direkt aşağı indireceğim. Bir düzen olsun. Yakında şey bonusu da alacağım. Çölde pardon. Çölde inşa edilmiş evlerden gelir bonusu alacağım. Ekstra bir gelir olacak. Bu da güzel bir şey. Hemen şu hızlandırmayı unutmadan bir daha kullanayım. Göçmen ofisinde. Diğer göçmen ofisimiz burada kullanmışım. Şu nüfusu yeterli hale getirdikten sonra taş ocağı inşa edeceğim. Nüfus ve şey dengeli gitsin istiyorum artık. Çünkü çok açık oluşuyor ve örnek veriyorum, pazar gibi yerlerde hiç insan yok, çalışan yok. Demir çubuk yükseltebilirim. Shift'le neden yükseltmedim? Ha, bunu yükseltmişim zaten. İleride kağıt da gerekecek. Nakşi 3 seviyesine geliştirdi diyor. Harika, 1. ev seviyesi. Bu 3 seviyesi dediği şey seviyesi, bina, belediye binasının seviyesi. Onlar daha yeni 3'e geçti. Ben birazdan 4'ü açacağım. Burada üzüm asmaları var. Benim buğdayım neredeydi? Buğdayım burada. Tamam, güzel. 8 kişi çalışıyormuş. Bayağı bir insan gerekiyor. Usta mayacı kartı geldi. Usta mayacı kartını buraya mı attı? Evet. Ben saldırmayı da unutmuşum. Hemen saldırıya da geçeceğim. Bu bölge bayağı bir büyük. Alamıyor muyum burayı? Burayı da alamıyorum. Etrafından mı dolanmam gerekecek? Burası, burasını alabiliyorum ama burası bölünmüş olacak. Direkt burayı alıp benim okçularımın da olması lazım. Evet, okçular. Seç. Şöyle yapalım. Hemen güçlendireyim. Seç. Tamam. Topraklarımızı yağmalamaya cüret mi ediyorsun? Sürekli bunu söyleyemiyorum. Yağmalamaya cüret mi ediyorsun? Kendini hazırla. Pişmanlık ve yakım hasat edeceğin tek şey. Pekala. Sen yeter ki sakin ol şampiyon. Düşman savunmayı güçlendirmiş. Şöyle bir bakayım. İnsanlar benim iyi olduğumu düşünüyor. Yani güçlendirmesi buysa bu çok sorun değil. Yükseltme ağacında bir şey kalmamıştı. Evet, teknoloji ağacına bakayım. Halı dokumacısı. İstesem de istemesem de bunu açmak zorundayım. Evet. Birinci lüks seviyede kenevir de vardı galiba. Evet. Çömlekçilik, lale, sake, bira, kenevir. Kaç tane eksiğimiz var? Sake yok bende. Kenevir yok. Gerisi var. Gerçi mobilya olmasına rağmen yetiştiremiyorum. Şaraphanenin kilidini açmışım. Üzümleri şaraba çevirir. Güzel. Şu ilaçlar bir gelseydi çok
güzel olacaktı ama ben burada hiç yer bırakmamışım. Buraya inşa etsem, buradan da yol yok. Bu bölgede de yol yok. Şuraya köprü yapabilir miyim? Hani köprü yapıp bunu buraya atsam. Köprü. Evet, köprü yapabiliyorum. Çok güzel. Çok güzel. Üzüm yetiştiriciliği. Burada depomuz var. Neden bunları buraya ekliyorsunuz siz ya? Hepsini yasakla. Hemen şurayı. Üzüm. Neden Z'yi ve şeyi görmedi? Z ve. Neyse, önemli değil. Üzüme ekledim. Sadece üzüm depolanacak burada. Şaraphaneyi de hemen şurada mı inşa etsem? İlk önce şöyle bir bakayım. Verimlilik. Yani buranın verimliliği aşağı yukarı şey. Şuranın verimliliği çok iyi. Ben burada neden ekim yapmıyorum? Bu buğdayı orada ekebilirdim aslında. Buğdayı orada ekebilirdim. Çok önemli değil. Çok önemli değil. Hazır bu burayı açmışken şöyle şu şaraphaneyi şuraya dikeyim. Bir tane daha indirebilir miyim buraya? Bakacağım şöyle. Hayır. Hiç sığmıyor. Bu kötü. Ama şöyle yapabilirim. Şunları, şunu şuradan bir silebilirim. Bu benim belediye binası kaldı. Tamam. Sırt sırta versinler şöyle. Şaraphane. Şuraya da bir depolama. Şimdilik. Hızlı kur. Yine bir şeyler inşa ettim. Yine kendimi kaybettim. Sözde bir şey inşa etmeyecektim. Şu iş gücünü tamamlanmasını bekleyecektim ama yine kendimi tutamadım. Geç, fark azalmış. Fark azalmış. Şu evler aslında bir öyle değil de şöyle, hiç gerek yok para harcamaya. Şöyle bir hızlandırayım. Önem derecesini yükselteyim. Çok güzel lale üretiyoruz. Çok güzel lale üretiyoruz. Evet, bir yeri daha aldık. Ama bana neden göstermiyor? Gösteriyor da ben mi kaçırıyorum? Çözemedim. Burası onların toprağı değil. Araya girdim. Buraya girebilir miyim? Şuraya girebilirim. Aslında ambar, joker kart, catch. Elimdeki jokerleri de kullanabilirim aslında. Ne diyor? Hedef oyuncunun nüfusunun 10 katı şey çalın. Altın. Çalabilirim. Hazır şey olmuşken. Şimdi bu ne diyor? Bira fabrikaları damıtma tesisleri +30 verim kazandırır. Bu güzel bir kart. Bu gerçekten güzel bir kart. Derin deniz balıkçısı limanı. Bunu da inşa etmem gerekecek. Tabii. Evet. Hemen şunun yanına inşa etmek istiyorum. Bunun aciliyeti yok. Nüfus tamamlandığında kendiliğinden şey olsun. Şöyle yedek kartlarıma bakayım. Biraz altın çalacağım şu arkadaştan. Hazır aramız bu kadar kötüyken zaten. 390 altın çaldım. Çaldığım paralar sabrımda bir delik açıyor.
Arkadaşım senin mutluluğun çok kötü ya. Yani insanlar mutsuz. Ne üretiyormuş burada? Lahana üretiyormuş. Yani insanlar mutsuz. Çok güzel bir konumdasın da aslında ama neden bilmiyorum. Neyse devam edeyim. Saldırmayı unuttum ben. Buraya saldıramıyorum. Buraya da saldıramıyorum. Ama buraya girebilirim. Hiç düşünmeden. Seç. Bizim yedekteki birimleri de alayım. Saldırın gülünç. Savaşçılarımız daha büyük düşmanları yendi. Kibir sizi çöküşe götürecek. Peki arkadaşım. Kızma sen yeter ki. Yani kimleri yendiğini de merak ediyorum aslında. Hiç kimseyi. Ben hariç hiç kimseyle savaşmamışsındır tahminim. Birimleri eğit dediğimde hala şeyim yok. Şu karta bir daha bakacağım. Birkaç bölümdür söylediğim ama bir türlü çıkmayan, daha açılmayan. Çömlek olan evler artı 4 sağlar. Birası olan evler onu aldım zaten artı 5 sağlar. Daha çıkmamış. Daha çıkmamış. Evet. Belediye binamda neler var? Usta çömlekçi var. Evet. Madencilik ekipmanı var. Artı 30 verimlilik ve bira vergisi var. Şu anda bira vergisinden ne kadar alıyorum? 281. Hiç de fena değil. Evet. Şu eski mayacıyla, usta mayacıyla şeyi buraya atacağım. Şu an için çok bir aciliyeti yok. Gerçi lükste hala çok şey ve şehir çekiciliği de aynı şekilde çok iyi durumda değil. Maalesef, maalesef. Benim ilaçlar daha gelmedi. Ticaret bitmiş görünüyor. İlaçlar neden gelmedi? Burada bir gariplik var ama. Ben ilaç almadım. Pardon. Ben ilaç almadım. Ben şifalı bitki aldım. O da görünmüyor listede aslında. Allah Allah. Ben şifalı bitki aldım. Ama listede görünmüyor. Hemen tükenmiş olması mümkün değil. Şeye bakacağım. Benim kaynak lali ihraç ediyorum sürekli. Net kazanç komisyon 86. Bu çok önemli değil benim için. İlginç. İlginç. Tur başına ticaret miktarı. Bunu arttırabiliyor muyum? Arttırmalı mıyım? Evet, arttırabilirim. Tamam. Her taraf kömür dolmaya başladı. Evet. Halı dokumacısını da açtım. Şimdi boya gerekecek. Eczacı diyor. Şifalı bitkiden ilaç üretir. Elimde şifalı bitki yok. Usta sipariş de vermiştim. Neden gelmedi? Ben mi bir şey kaçırdım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Halı ticareti. Halının işlem ücreti %0'dır. Ha, satış yani. Komisyon oranı %0. Başka bir şehre ticaret rotası oluşturur. Şehirler arası köprü. Yani çok önemli değil bu şu an benim için ama almak zorundayım bunu. Yani ilerlemek için almak zorundayım. Eczacı şu an kalabilir. Düşman savunmayı güçlendirmiş. Halı dokumacısının kilidi açıldı diyor. Açılsın bakalım. Depo çok uzak. Evet. Şundan üretimlerine bakayım. Hmm.
Burada bir sıra yaptık. Şuraya bir depolama alanı yapıp şöyle. Yani bu oyunda bozulma vesaire yok. Bu oyunda bozulma yok. Ancak bu şey değil. Benim vasalım değil. Gelir 119. Bunu yerle bir edeceğim artık. Çünkü uğraşmak istemiyorum. Elimde var zaten bir sürü. Bu bölgeyi almak istiyorum en azından. Birkaç çiftlik daha gerekiyor bize. Bir tane daha. Şöyle. Bir tane daha. Yollarını tam birleştirmemiş miyim? Burada sığmıyor buraya zaten. Çok etkisi yok. Hemen şuraya devam et. Bunları hemen... Tabii çiftliklerin güzel yanı bir kişi istiyor. Ancak üretimleri çok düşük. Bu da biraz can sıkıcı. Evet, bir bölgesini daha aldım. Meyve ağacı kaynak seçin diyor. Buradaki kaynak ne olacaktı? Altın. Altın, altın cevheri. Altın cevheri, altın cevheri. Tamam. Tamam. Peki. Tamam. Hedefi belirleyeceğiz. Oradan buraya gelecek. Tamam. Artık bu neden bu depolamayı inşa etmiyorum ki? Ben sürekli alıştım açık depoya da elim sürekli ona gidiyor. Meyve toplayıcı, vahşi hayvan sayısı. Tamam. Aslında meyve alanında da biraz düşüyoruz. Yani buğday ithal ettim, onu biliyorum. Ha, şifalı bitki geldi. Geldi, yeni geldi. Şu ana kadar gelmiş olması lazım. Çünkü ticaret bitmemişti demek ki. Durdurayım hemen. Şu arkadaşın üstüne gideceğim yine. Artık iyiden iyiye dağıldı. Burayı... burada iki bölgesi varmış. Peki direkt burayı alsam, burayı direkt alamıyorum. Burayı da alamıyorum. Yani orayı da bitirmek zorundayım. İllahi bitirmek zorundayım onu. Şöyle... Mancınıklarımızı da ekleyelim. Seç diyorum. Senden bir meydan okumama. Birlikleriniz bizim gücümüz altında parçalanacak. Savaş alanında gerçek vahşete tanık olun. Peki. Gerçi trip atar gibi bir peki oldu ama teslimat hedefi çok uzak. Ama o zaman kaldıralım. Siz burada depolayın. Güçlendirsin. Ne kadar güçlendirebilir ki? Ama yine de bir kontrol edeyim. Buradaki evler bitmemiş daha. Bitireyim hemen şunu. Bu da bitti. Şimdi bir yükseltme gerçekleştireyim. Şunu da. Güzel. 368 kişilik şey var şu anda elimde. İnsanların oturabileceği. Ben şeye bakacaktım. İş önceliğine bakacaktım. Az kaldı. 10 kişi daha geldi mi? Açığım kalmayacak. Geldiği gibi taş üreteceğim. Taş gerekiyor bana. Evet, burada yolu yapınca mı geldiler? Ben anlamadım. İlkinde de önem derecesini şey yapmıştım ancak pek oralı olmadılar. Hemen şunu da açacağım. Burada ne bu? Antik tapınak. Kadim insanlar tarafından inşa edilen ve onu arayanlara bilgelik veren mabetler. Bölgeyi
Karabet. Burası bir ada herhalde. Burada teknoloji ağacında ticaret rotası şeyini de bitirdik. Eczacı. Tabii benim bir an önce boya üretimini açmam lazım. Bu bölgeyi aslında versem mi bilmiyorum. Şu arkadaştan aldığım bölgeleri yapabilirim. Şu bölgeye mesela. Onu da nasıl yapacağız? Bizim elimizde boya üretecek bir bölge yok. Hiçbir bölgemizde boya üretilmiyor. Onu da kar satın aldan yapacağım. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Tamam. Bir bölgesini daha almışız. Viking arkadaşın. Şu bölgesini de alırsak işi bitecek artık. Yavaş yavaş şeyine doğru gideceğim. Başkentine. Seç diyorum. Topraklarımızı yağmalamaya cüret mi ediyorsun? Kendini hazırla. Pişmanlık ve yıkım hasat edeceğin tek şey. Kızma arkadaşım. Sakin ol. Boya yetiştiriciliği geldi. Lale de varmış bende hala. Şimdi şu an savunmasını güçlendirmiş. Birim üretiyor ama artık yetişemiyor. Şöyle bir bakayım. Boyayı nereye? Aslında ormanlık bölgeleri yapmak istemiyorum. Çünkü şöyle bir bakalım, verimlilik. Burada şey var. Burayı alıp yapabilir miyim? Orayı alıp şey yapabilirim aslında ama deniz kenarı. Gerçi birçok deniz kenarı bölgem var. Yani şurası da var. Her türlü yapabilirim. Evet, boyacılığı şurada. Yok diyelim. Boyacılık. 100 şey istiyor. Kil istiyor bizden. Burada da verim çok yok aslında. Çok bir mantığı yok. Şurada verim iyi kötü var. Yeterli olacak mı aslında? Yani buğday vesaire üretiyorum. Galiba yine burayı şey yapacağım. Evet, şu ortaya. Yoğurta yaptığında şöyle bir şey de, ev dikmek zorunda kalıyorsun. Ev dikiyorsun, depo yapmak zorunda kalıyorsun. Yer kalmıyor bu sefer. Bu da çok kötü ya. Yani gerçekten çok kötü. Bunu hızlı inşaat demeyeceğim. Zaten yeterince paramı yedi. Bira vergisi 248'e düşmüş. Bira üretmiyoruz demek ki. Sabır otu. Bu da güzel çalışıyor. Tekila damıtım evi. Pide fırını. Bunlar hala inşa edilmemiş. İnşaatçılar işleri bir tık yükselteceğim. 19 gerekiyor inşaat için. Ama bizde 8 kişi var. İşçi de 8'e yükselttik. Hatta 10 yapacağım. Bunu da 10 yapacağım. Biraz lazım bize. Şöyle iş önceliğine bakalım bir daha. 29'a 19. Hala 10 fark var. Evet. Hala 10 fark var. Yolu bile yapamıyorlar daha. Çünkü şey, nüfus. Yani şu yol yakında şeyi açabileceğim galiba, tünel açılıyor bildiğim kadarıyla ileride. Hemen halı ticareti, eczacı kilidi alacağım ve bir bölgesini daha aldık Viking arkadaşın. Komple ormanlık alanda. Yani burası kiminmiş? Bölgeyi talep et. Burayı alamıyorum. Burayı da alamıyorum. Neden? Neden böyle bir şey yapamıyorum?
İşte ben komple etrafını sarmış durumdayım. Yerle bir edemiyor muyum? Diplomasi. Kötü oldu ya. Ben tamamen onu yıkabileceğimi düşünüyordum ama yapamayacağım galiba. Vasallaştıracağım en azından. Yapacak bir şey yok. Şu bölge nasıl peki? Ha, burada küçük şehir devletleri var. Küçük şehir devletleri varmış burada. Hem de dip dibe bu kadar olması da ilginç. Gelirleri de fena değil aslında. Yani şehir devleti olmasına rağmen gelirleri fena değil. O zaman yapabilecek bir şey yok. Vasallaştıracağım. Bunların başka toprağı kalmamış olması gerekiyor. Bölgeyi talep et. Şöyle bir kontrol edeceğim de. Şöyle bir uzaktan bakayım. Adamın bütün topraklarını aldım. Fethet diyemiyorum. Neden diyemiyorum bilmiyorum. Bu çok kötü oldu ya. Yani ben adamı alacaktım. Acaba bunlar ileride ticaret rotası kuruldu diyor. Ticaret yolu artı 100. Peki aynı gelir bana geliyor mu? Temel başvuru. Lüks bitişiklik bira vergisi. Askeri vergi. O zaman sana da ticaret rotasını bağlayacağım. Raise diyeceğim. Savaş sırasında seç diyelim bakalım. Ha, ben aslında yerle bir etmeyi istememiştim ama neyse. Bir kişiyi de yerle bir edelim. Hem görmüş olursunuz. Filmleri eğit dediğimde evet bir yuva daha açılmış. Ne eksiğim vardı? Bir şövalye eksiğim vardı. Onu bir eksiğim yoktu da hani iki tane olsun en azından. Şöyle bakayım. Evet, geç sonbahar. Ne satabilirim? Elimde ne var? Ona bir bakmak istiyorum. Çok ciddi bir deri var. Deriyi gönderebilirim. Ticaret. 300 hiçbir şey. Tamam. Biraz para topladık. Evet. Ambar. Güzel. Burada yiyecek var tamamen. Şaraphane. 376'ya 350. Nüfus oranımız. Şu farkı kapatamıyorum bir türlü. Aa, bir saniye ya. Bir saniye. Ben burada yanlış mı şey yapıyorum? Hesaplanan. 198 ama boş binalar var. Yani teknoloji ağacını göster diyeceğim. Aydınlanma çağına geldim artık. İstesem de istemesem de bu çağa girmek zorundayım. Araştırayım. Sulama kanalı açıldı diyor. İnşa menüsünde sulama kanalı mevcut. Evet, sulama kanalını bir kontrol edeceğim. Depo sulama kanalı. Şöyle bir yapsınlar bakalım.
Ne gibi bir etkisi olacak merak ediyorum. Tamam. Büyük ihtimal ortada yapıp etrafına yapmak gerekiyor. Ancak ben şöyle bir deneyeceğim. Hemen mi inşa etti bu? Peki etki alanı herhalde kurak bölgeleri şey yapıyor bu sadece. Yarıçap 5 kare diyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 şuraya kadar getiriyor. Yine iyi, kötü değil. Etrafına yapıldı mı sıkıntı yok. Güzel. Güzel. Sonraki şeyleri bu bölgelerin etrafına yaparım. Şöyle bir bakacağım verimlilik. Evet, hemen arttırdı burayı. Birikmez diye düşünüyorum. Gayet iyi. Hemen normal şeye geçeceğim. Bir şövalye daha ürettik. Şuraya ekleyeyim. Pardon. Şöyle. Bunlar güçlü. Benim bir şövalyemi öldürdüler. Ben birimleri eğit. Bir şövalye daha atayacağım. Devam edeyim. Yün üretiyor muyuz? Ona bakacağım. Daha yün üretmemişiz hiç. Evet. Daha hiç yün üretmemişiz. Çünkü daha hiç verim almamışız. Yün üretmiş aslında. Ama neden görülmüyor? Ve yağmaladık. Şehri yıktık. Pekala. Şehri yıkmama rağmen niye alamadım ben burayı? İlla bir daha satın almam gerekiyor. Garip. Garip yani. Şu arkadaşa gideceğim. Bu arkadaşa gideceğim artık. Yavaş yavaş. Vasallaştır diyeceğim. Bunu takip etmek zorunda kalacağım. Çünkü suru var. Saldırın gülünç. Hadi bakalım. Devam edelim. Evet. Toplam anlamda onlardan güçlüyüz. Ancak bayağı bir birime mal olacak. Özellikle surlar çok ciddi. Birimlerine saldırı olmuyor sur sayesinde. Evet. Bizim mancınıklar orayı yıkacaktır. Yine o arada birim üreteceğim tabii ki. Sınır oluştukça, boşluk oluştukça. Evet, şunu bir hızlandıracağım. Ve şunu bir daha hızlandıracağım. Evleri bir kontrol edeceğim. Yükseltme var mı? Yükseltme yokmuş. Güzel. Bayağı bir boş evim de var. Şu an için tabii. Otomatik kayıt diyor. Bir uyarı geldi ama nedir? Bunu bir daha gösterme. 32 nüfus artışı olmuş. 40 kişi doğum yoluyla katılmış. 5 kişi göçmen olarak. 13 kişi yaşlılıktan ölmüş. Yine bizi terk eden kimse yok. Bizi seviyorlar. Gelir 4000, gelir artışı 793. Evet, 2500, toplam 2500 geliri geçtim artık. Bilim üretimi 994 ve bilim üretim artışı 246. Tabii puan demek oluyor bu. Düşman savunmayı güçlendirdi diyor. Ben bir birimlerimi kontrol edeyim. Ölen oldu mu? Olmamış. Nereden öğreneyim? Şu limit. Limit azaldı mı? Öldü demektir.
Demir alet de satabilirim aslında. Evet. Ama yaklaşık olarak 40 civarı artıdayım. 41 tane artıdayım. Satmasam daha iyi olur. Herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Bu benim dibime kadar casus merkezi inşa etmiş. Casus merkezi derken ben daha inşa edemedim. Sen nasıl inşa ettin casus merkezini? Komşuluk. Hayır. İmparatorluk binası. Casusluk merkezini şeyden mi alıyorum acaba? Kart şeyinden mi? Aydınlanma çağına bir bakayım bir daha. Kumaca, politika belirleme, bütçe, kahve kavurucu, baharat, sığır, çikolata, otel. Otel buradaymış. Tamam. Yani casusluk merkezi zaten bu daha burada olamaz. Ha yok. Casusluk merkezi yok. Sen nasıl ürettin bunu merak ediyorum. Ve aydınlanma çağına geçiş yaptık. Evet. Çok güzel çizimler gerçekten. Çok tatlı. Rasyonalizm. %80 üzerindeki her iki %2 mutluluk için bir bilim takviyesi. Yani bunu güzel bir şey ama benim için şu an çok bir anlamı yok bunun. Bunu alacağım mecburen. Kart çıkarma açıldı. Kart çıkarma kartları, kart çektiğiniz desteden kullanılmayan kartları çıkarmak için kullanılır. Tüm liderler arasında sizin aydınlanma çağına ulaştığınızı düşünmek. Endüstri çağına bir adım daha ileri gidersen hayretler içinde kalırım. Hadi ya. Artı 20 lüks ürün üretkenliği, lüks ürünlerin ithalat komisyonunu ikiye katlar. Her ticarethane, liman, şirket 5 bilim artışı sağlar. Bu benim için daha değerli şu an. Evet, bilim kaybı yaşamadım galiba. 4, 12. Evet. Bu da ölmeyecek büyük ihtimal. Gayet güzel. Kudretin inkar edilemez. Dayak yedim. Merhamet diliyorum. Dayak yedim diyor ya. Bir Viking'e yakışmayacak laflar. Ticaret, ticaret yolunu kurmak için şehirler arası yol gerekiyor. Belediye binasının bir yol ile hedef binasını bağlayın diyor. Bir yol gerekiyor bize buraya gidebilmek için ama şöyle bir yapalım bakalım. Ha, buradan gidemiyorum. Pardon, o değil. Şehirler arası yol. Böyle gelirsem gelemiyorum. Çünkü köprü yok. Köprü olması lazım. Şehirler arası köprü. Şuradan şöyle. Tamam. Evet, ticaret yapalım onlarla. Hiç de fena olmaz. Şöyle. Şöyle. Şöyle galiba buraya bağlanıldı mı yetiyor. Ama ben yine de işi şansa bırakmak istemiyorum. Tamam. Viking arkadaşı vasal yaptık. Evet. Kabul edelim. Tamam. Güzel. Seninle işim bitti benim.
Seninle işim bitti. Yakınlaştıramıyorum. Tamam. Kervansaray kilidi açıldı diyor. Artık kara ticaretiyle rotalardan kazanç sağlanabilir. Satın alalım. El limitine ulaşmışım. Yatırım kartını satabilsem aslında. Elçiliği orada inşa edemiyor muyum ben? İnşa edebilmem gerekir ama şey istiyor galiba. Belli ilişki gerekiyor. Diplomasi diyelim. Aramız çok kötü. Evlen. Tamam. Hediye. Para yerine kaynak verebilirim aslında. Ne verebilirim kaynak olarak? Bin odun verebilirim. Aramız iyileşsin. Maksat. Hatta 2000 verelim. Evet. Kaynak değeri 13.000. Önemli değil. Gücümü boyun eğme şeklim bu. Acı nasıl? Arkadaş adama hediye veriyoruz. Oo, ilişkimiz çok fazla arttı bu sefer. Ha, bilseydim vermezdim bu kadar ben. Bu neydi şimdi böyle? Bunu burada inşa edelim. Çok kötü oldu bu ya. Ben hani bu kadar yükseleceğini tahmin etmemiştim. Gitti o kadar güzelim odun yani. Neyse. Çok önemli değil. Bu binayı yıkma hakkın saklıdır. Ha. Yapılan yabancı bina 2 yıl sonra maliyetin %120'sini geri verir. 2 yıl sonra. Kazanç üzerinden inşa edilen otellerden etkilenen %120'sine eşittir. Bu şehirde yabancı bölgeler varsa artı 5 verir. Ne kadar altınım var? Yükseltme yapabilirim. Şunu da yapayım şimdiden de ileride kullanırım. Tamam. Tamam. Bunu müttefik mi? Aslında çok ahamşam bir devlet değil. Yerleşke değil. Ama bizi biraz zorlayacaktır diye düşünüyorum. Şunu bakalım. İlişkimiz nasıl? İlişkimiz fena değil aslında. Benim için tehdit olan buydu aslında ama burayı da hiçbir fikrim yok. Şimdi tek tek saldır, al. Ciddi anlamda da şeyi var bunun. Bu arada belediye binasını da yükseltmem lazım. Talep et. Şunu anlayamadım. Burayı alabiliyorum ama burayı alamıyorum. Belediye binasından karada 7 bölge. 7 bölge uzakta mı diyor acaba? Onu mu demek istiyor bu? Olabilir. Devam edeyim. Şu arkadaşı da yıkmadım. Kervansaray'ın kilidini açmıştım ben. Bir saniye şu kartlarımı bir kontrol edeceğim. Evet, bir düzene sokmak istiyorum. Bir birim yuvası daha açılmış. Ne alabilirim? Bir şövalye daha alabilirim ya da ön cepheye bir birim daha alabilirim. Şifalı bitkimiz yine azalmış. Yine ilkbahara ancak çıkabildik. Şifalı bitki almam lazım. 4000 giderek fiyatı yükseliyor. Tabii ben satın aldıkça fiyatı yükseliyor. Şuradan da deri satacağım. Bayağı bir düşmüş derimiz. Yeniden ne satabilirim?
İşlenmemiş altın cevheri satabilirim. Ya da direkt altın da olması lazım bende. Altın neden görünmüyor? Ameti, taş aletler, tuğla, demir çubuk, altın cevheri. Altın cevheri satabilirim aslında direkt. Biraz ucuza gidecek ama yapabileceğim bir şey yok şu an. Evet, biraz daha şifalı bitki üretmem gerekecek. Şu kartlarımı bir kontrol edeyim. Bunu satacağım. Yani envanter slotu açılabiliyor muydu? Sattım onu artık gerçi de. Kart envanteri 2. Varmış. Şunu şöyle alacağım ben. Evet. Şimdi kart satın al. Şuradan bir kontrol edeyim. İstediğim gelmiş mi? Hayır. Gelmemiş istediğim. Askeri kart istiyorum ama çıkmıyor bir türlü. Evimiz yok. Arkadaş, ev yetiştiremiyorum ya. Ev yetiştiremiyorum yani. Nedir böyle? Hemen. Siz yeter ki ev isteyin. Buraya sığmıyor. Önemli değil. Tamam. Tamam. Yani Göteborg'dan yolu keseriz. Olmadı. Pazar bu bölgeye bakıyor. Tamam. Bu da güzel. Meyhane. Bizim diğer pazarlar, evet. Diğer pazarlarda işçi şey olmaya başladı. Güzel. Güzel. Bu ne istiyormuş? Cam istiyormuş. Evet. Devam ediyorum. Şaraphane. Şeye bakacağım. İşçi. İş gücüne bakacağım. 236'ya 236. Tam oldu. Tam oldu. Ama bizim kil alanında biraz sıkıntımız var. Şöyle bakayım. Çalışma hızını %5 arttırıyormuş. Benim şey kartım da vardı. Şöyle. Şunu şuraya ekleyeyim. Peki. Bir kil ocağı da inşa edebilirim buraya ya. Yani yerimiz var burada. Hatta bir tane daha. Onu da şuraya mı koysam? Şu depoyu şuradan yıkıp normal bir depo yapacağım oraya. Evet. İçindeki kaynaklarla beraber mi gitti bu? Bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı hem de ya. Bu hiç olmadı hem de. Yazık oldu ya. Arttıralım artık senin limitini. Neyse, yapacak bir şey yok. Cana geleceğini mala gelsin. Şuraya da bir depo inşa edelim. Şuna bir yıldız koyalım. Hemen inşa etsinler. Evet, artık iş gücüm yetmeye başladı. Başa baş. Evler. Şunlara da yıldız atmam lazım. Bir an önce inşa etsinler ki. Çünkü nüfus eksildi galiba. 376'ydı diye hatırlıyorum ama. Şunlar inşa edildikten sonra bir yükseltme yapacağım. Taş ve tuğla bazında. Burada sadece taş çıkıyor. Kömür ne alemde? Kömür şu an için iyi duruyor ama yakında şey olabilir. İş mutluluğu %100. Gayet iyi. Mutluluk iyileşmeye başladı iyice.
Şehir çekiciliği bize çok iyi geldi şu son gelen karttan. Evet, binamızı yükseltelim. Binamızı yükseltelim. Binamızı yükseltelim. Bu önemli. Tabii ben o şey kartı da sattım. Balıkçılık. Balık. Pide. 50 pidemiz varmış. Bu kötü işte. Usta mayacı. Bunu koymak istiyorum oraya aslında. Çekip de oraya da koyamıyorum. Casus merkezi açıldı. Bu arkadaş seviye 4'e ulaşmış mı ki bu casus merkezini açtı? İnşa edebilmiş. Hayır, 3. seviye bu. 3. seviye olmasına rağmen nasıl casus merkezini açabiliyor bu ya? Bölgemizin içinde olmalı. Peki. Bölgenin içinde olsun bakalım. Kızmaya gerek yok. Şuraya koyacağım. Karşı istihbarat, hırsızlık planına, kaçırma planına, terörizm planına. Çok güzel şeyler bunlar. Evet. Devam edeceğim. Eldeki kart limitine ulaşıldı diyor. Eldeki kart limitine ulaşıldı diyor. Tamam. Teslimat hedefi belirleme yeteneği açıldı. Binaların ürettiği ürünlerin depolanacağı depolamayı pazara ayarlayabilirsiniz. Teslimat hedefini belirlemek için paneli açmak için üretim binasına tıklayın. Tıkladım. Teslimat hedefini belirle düğmesine tıklayın. Teslimat etmek istediğiniz hedefi seçin. Bunu ilk defa görüyorum. Hani benim depolarda afalladığım nokta da bu zaten. Çünkü hepsini teker teker şey yapmak yani... Bir yandan mantıklı aslında. Bir yerde depo kurup hepsini oraya vermek. Şimdi hepsini sil baştan yapmak da biraz işkence. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Benim bu evleri hemen kurmam gerekiyor. Çünkü kilim yok. Seni de kurayım. Tamam. Şimdi hemen yükseltmesini de vereceğim. Tuğlamız var. Casus yuvalarını meydana çıkar. O ne demekmiş ya? Bu bana yakın. Bu bir casus şeyi yaptı. Bölgede casus yuvası bulunamadı. Peki. Şu yanımdaki arkadaş casus binası yapmış. Ben bundan çekiniyorum işin doğrusu. Devam edeceğim. Kart satın ala bakacağım. Hedef eyaletteki cevher miktarını doldurun. Petrol dahil. Petrol da mı çıkıyormuş? Yabancı bölgeden kaynak çıkarın. İlginç binalar. Vatandaşlar izinsiz şehir dışına göç edemezler. Şu an için edebilirler. Köle emeği. Düşük mutluluktan iş verimli cezası %30'u geçmeyecek diyor. Peki. +10 şey binası. Araştırma laboratuvarı. Kağıt kullanır. Bende şu an için kağıt yok. Al kabahat onları. Tamam. Bunu hemen aktif edelim. Yaban mersini tohumları. Bunu da alalım. Param azalıyor. Şu askeri ne diyor? Şehirdeki her iki ticaret yapısı için +1 askeri birlikte askeri birlik yuvası. Bu da fena değilmiş aslında. Bende o kadar ticari şey yok. Yani bu daha mantıklı. Sonuç itibariyle bu da kent slotuna ekleniyor. +50 gıda tüketimi. Bu çok yüksek. Tamam, mutluluk veriyor da. Gıda zaten 85'lerde düşük değil. Düşük değil. Madeni doldur. Peki. Tamam. Kartımızı hala yerleştirmemişiz buraya.
Usta mayacı, seni ekleyeceğim. Bira benim için şu anda gelir kaynağı. Şöyle ekleyeceğim. Şirketler yasası, kooperatif balıkçılık, eczacı. Evet. Girdi gerekiyor diyor. Un yok. Yani nüfus büyüdükçe işte gıda da böyle şey oluyor. Pidemiz var. Etimiz, kuzu etimiz var. Av etimiz var. Üzümümüz var. Tüketim yıllık 1588 diyor. Balık var. Portakal var. Daha ne olsun? Şöyle şunlara bakacağım. Bunu da inşa etmemişiz. Buna da bir hız vereceğim. Ama benim burada da mı ticaret limanım var? Ha, o buraya geldi. Benim oyunun başında, işte bölümün başında, hani neden şeylerim nerede, benim şifalı bitkilerim nerede dedi. Bitkiler buradaydı. Tamam. Hemen şuradan da şu yolu yapayım. Çok şey yapmadan. Tamam. Evet, yine bir saati buldu. Kingdoms Reborn'un 7. bölümünün de sonuna geldim. Sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, güzellikle kalın, huzurla kalın, hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.